Herkese merhaba, ben diyetisyen Selin Eren. Geçtiğimiz videoda diyette doğru bilinen yanlışlardan bahsetmiştim. Bugün ise etiket okuma ve doğru porsiyonlamadan bahsedeceğim. Günümüzde yaşam şartlarının değişmesi, ekonomik yapıdaki değişimler, kısıtlı zaman gibi nedenlerden dolayı insanlar hızlı ve kolay hazırlanabilir formdaki hazır yemeklere yönelmişlerdir. Hazır yiyecekleri satın alırken en çok fiyat etiketine bakılmaktadır. Fakat sağlıklı besinleri almak için ürün içeriği de dikkatle incelenmelidir. Lif, probiyotik, prebiyotik, organik, vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş ifadeler olumlu ifadelerdir. Şeker, doymuş yağ, trans yağ, sodyum miktarının yüksekliği ise olumsuz ifadelerdir. Hazır paketli gıdalar incelenmeye başlandığında öncelikle besin değeri tablosunun 100 gram için mi yoksa 1 paket için mi olduğuna dikkat edilmelidir. Besinlerin karbonhidrat, protein, yağ miktarları dikkatle incelenmelidir. Karbonhidrat değerinin yanında rafine şeker miktarına da dikkat edilmelidir. Rafine şeker vücuda bir fayda sağlamaz, boş enerji kaynağıdır. Sağlıklı bireylerin günlük tüketmesi gereken tuz miktarı ortalama 5 gram, sodyum miktarı ise 2.3 gramdır. Bu yüzden alınan besinlerin sodyum miktarına dikkat edilmelidir. Sodyum miktarı yüksek besinlerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Ünlü bir markanın tam tahıllı barının incelenmesi yapılacak olursa bir paketi 23.5 gramdır. 89 kilokaloridir. 5.6 gram ilave şeker, 1.4 gram lif içermektedir. 1.8 gram yağın 1.2 gramı doymuş yağdan gelmektedir. Doymuş yağın vücuda herhangi bir faydası yoktur. Yine bilinen bir markanın kayısı fındıklı barını inceleyecek olursak 20 gram ve 89 kilokaloridir. 7.4 gram şeker, 0.9 gram doymuş yağ içermektedir. Yer fıstığı ve yumurta içerir. Bu yüzden alerjisi olanlar için sıkıntı yaratabilir. Çoğunlukla tercih edilen diğer bir markanın kepekli bisküvisine bakacak olursak ilave şekersiz ve yağı %45 azaltılmış olarak belirtilmiştir. Bir paketi 45 gram ve 184 kilokaloridir. Trans yağ içermese de 4.9 gram yağın 2.4 gramı doymuş yağdır. Gluten içerir ibaresi vardır. Bu ibare çölyak hastaları için uygun olmadığını göstermektedir. Ekmek tüketiminde miktar konusunda karışıklıklar meydana gelebilmektedir. Bir dilim ekmek dediğimizde avucumuzun içi kadar bir parmak genişliğinde bir ekmek diliminden bahsetmiş oluyoruz. Yulaf ezmesi genellikle tercih edilen sağlıklı karbonhidratlardandır. İyi bir lif kaynağıdır. Fakat diğer karbonhidratlarda olduğu gibi tüketimine dikkat edilmelidir. Bir dilim ekmeğe karşılık tepeleme dolu olmayan 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi tüketilebilir. Ekmek yemiyorum, istediğim kadar pilav makarna yiyebilirim düşüncesi de oldukça yanlıştır. Tüketmediğimiz her bir dilim ekmek için tepeleme dolu olmayan 3 yemek kaşığı pilav makarna tüketilebilir. Çok fazla abur cubur isteği olduğunda 1 su bardağı patlamış mısır ya da 1 çay bardağı kadar leblebi tüketilebilir. Bir porsiyon meyve denildiğinde örnek olarak bir küçük boy elma ya da bir orta boy portakal ya da bir orta boy kivi ya da bir küçük boy muz tercih edilebilir. Kuru yemişlerde bulunan yağlar sağlıklıdır. Ceviz, fındık, badem ve benzeri tüketilebilir. Cevizden 2 tam ceviz ya da 6-8 adet fındık tüketilebilir. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.